arkadaşlar. 12'si. Hoş geldiniz. Bugün yine bir etkinlik yapacağız. Evet, bugün sizlerle hayvan sahnesi yapacağız. Evet, böyle bir şey bulduk. Sahneymiş bu. Evet, oynayacağız. Evet, oyuncak butiğim İngiltere'den almıştı buna benzer bir şey. Oyuncak butiğimin videosunda şey vardı. İngiltere'den neler aldık videosunda o sahneyi gösteriyor. Çok güzel. Eski bir oyuncakçıya gitmiştik orada. Oradan böyle bir sahne almıştı. Ben almadım. Sonra geçen gün kitapçıda. Evet. Bu da aldı. Evet, kitapçıda bulduk Türkiye'de. Gösterebilir miyim? Çıkartalım. Bunun içinde böyle bir sürü şey var. Şu bir dakika. Mesela şu şekilde onu verebilir misin bir dakika? En son yapacağız zaten ama şöyle kısaca bir anlat. İçinden evet, böyle bir aparat çıkıyor. Ve şu şekilde şöyle şeyleri var. Kesin bölümleri var. Ve boyayıp takıyorsunuz. Evet. Böyle farklı farklı hayvanlar var. Aa, aklıma bir şey geldi, onu da söyleyeyim. Farklı farklı. Onu da söyleyeceğim, aklıma bir şey geldi. Böyle istediğimizi buraya takıyoruz önüne. Çünkü bir tanesi dışta kalıyor. Bir tanesi dışta kalıyor. Çok güzel manzaralar, hayvancıklar var. Bunları şimdi tek tek, bir tanesini Mira, bir tanesini ben boyayacağız bunları. Ben seçebilir miyim önce? Sonra, tabii seç. Sonra sahne oluşturacağız kendimize. Sonra burada minicik bebekleri var Mira'nın. Onlarla oynayabiliriz. Sahneye çıkarlar mesela, tiyatro yaparlar. Tiyatro evet. Sahnesi yapacağız şimdi size, tamam mı? Nelerle boyayacağız? Gazlı kalemlerle daha iyi boyanır diye düşündüm ben. Gazlı kalemlerimiz var böyle. Bir de böyle mincik mincik, biraz daha parlak kalemler almıştım ben Mira'ya. Şöyle. Onlarla boyayalım dedik. Güzel renk veriyorlar bunlar. Asetatlı kalemler daha güzel renk verir. Bir de şey, pastel boyalar çok dağılıyor değil mi? Sen her misini boyayacaksın? Ben ilk önce şunu boyamak istedim. Hangisi? Köpekle. Tamam. Bak bu en arkaya geliyor. Çünkü bunda bölüm yok. Bunu en arkaya koyacağız. Bu sahnenin en arkası. Renklenince nasıl olacak bakalım. Tamam, ben bunu boyuyorum. Bu ayılı mağarayı gördün mü? Gördüm. Ben onu görmemiştim. Sen ne seçiyorsun? Ben hep çok güzel olduğu için yani. Seç bakalım. Hangisini seçsem? Hangisini seçsem? Seç bakalım bir tane. Şunu seç. Şunu seçiyorum çünkü penguenleri nasıl boyanacağını biliyorum. Penguenler var, aslanlar var. Tamam. Vazgeçtim. Hepsini boyayacağız zaten Mira. Hadi başlayalım boyamaya. Evet, başlıyoruz boyamaya. Koalacıkla başlayacağım. Ben neyle başlasam bilemedim şimdi. Buna çok dikkatli olmam gerek ama ben biraz taşırdım anne, bir şey olur mu? Taşırmamaya çalış. Ben de böyle her tarafını aynı tonda boyamak istemedim. Böyle kırpık kırpık yapıyorum. Sanki tüy görüntüsü vermek için. Harika oluyor yani şimdiden bile. Öyle mi? Böyle tüy görüntüsü olsun istedim. Ben de bazen öyle tüylü tüylü yapıyorum. Sonradan boyamıyorum. Çizgiler atıyorum tüylü. Yoksa zaten var ya Mira. Böyle her tarafını mincik mincik boyarsak bitmez. Günler sürer. Yaşlarda böyle çok boya bitmedi yani. Bunu unuttum değil mi? Hı, doğal renklerine boyamak zorunda değiliz. Evet. Ben İstediğimiz de pembe gibi yap. Boyarız. Ben de pembe yap diyecektim. Burayı boyamayacağım. Böyle mavi mavi vereceğim. Çünkü beyaz zaten. Kedicik. Kedicik mi boyasın? Kediciği turuncu yapacağım. Turuncu. Kediyi Mira'nın isteği üzerine çizgili yaptık. Evet. Tamam. Göbeğine de yapalım. Şuraya da çizgi atsın. Tamam. Pantere benzemesin. Evet. Köpeği de pembiş yapmaya karar verdim. Pembe mor uyanar. Evet, uyar. Bu eğlenceli bir dekor olsun değil mi? Evet. Eğlenceli bir tiyatro dekoru. Rengarenk yapsana. Yok, rengarenk değil de biraz morlar gireceğim sonra. Biz bazen öyle rengarenk yapıyoruz. Koyalım.
koyuyor da koyu pembe. Ben şu kuyruğunu da koyu pembe yapacağım. Tamam. Bak benimkine ne oldu? Bak anne benimkine ya, ne oldu? Ya çizgiler attın. Sen de öyle mi yaptın? Ben göğsünü mor yaptım. Göbüşünü. Hı hı. Göbüşüne. Ben nazar boncuğu mavisi yaptım böyle. Aa, yelelerini. Yelemedin mi? Güzel oldu mu anne? Güzel. Böyle mavi saçlı kızlara benziyorum. Evet, ben boyadım, bitirdim. İkinciye geçiyorum şimdi. Onu boyayayım, ver bakalım. Onu mu boyadım? Evet. Taşlara dikkat et ama. En son zemin boyayacağım şimdi. Taşlara dikkat et ama. Sen çünkü ne kadar boyadın? Çünkü minnacıklar. Güzel. Bu arada yalanına gözüne tek. Aa, ne yaptın? Taşmışsın. Bilerek. Niye taştım. Öyle boyadın? Bilerek taştım. Neden? Arkadaşlar ben şöyle pengeli var. Pengeli baka baka pengeli yapacağım. Kahverengileri boyuyorum ilk önce ben. Bulutları boyayalım bakalım. Bir şey diyeyim. Arkadaşlar siz daha önce beyazın beyaz boyandığını gördünüz mü? Beyazın boyuyorsun. Hı hı. Ama çok fazla belirgin değil ama yine de beliriyor şöyle. Değil mi? Boya bakalım. Evet, Mira'nın kolları ağrıdığı için Mira'nın boyadığına ben devam edeceğim. Kahverengi fil yapıyoruz. Ah, hangi kahveyle boyuyordun? Bu değil, bu mu? Evet, boyamayı bitirdik. Bazılarını beyaz bıraktım şöyle. Çok kart boyadığımız için biraz uzun sürdü tabii ki. Mira boyadı bunu. Mira ile birlikte, bu böyle tek kişi bitecek gibi değildi. Şimdi şu en sonaydı zaten. Bunu bir şu platformu birazcık arkaya doğru üçgen gibi yapıyoruz ki öne geldikçe büyüyor, arkaya gittikçe küçülüyor gibi dursun diye objeler. Evet, şimdi bunları sırasıyla sürekli değiştirebiliriz. Sırasına biz karar vereceğiz. Oynayacağınız oyuna göre değişebilir bu. Şimdi ikinci bunu koyalım bakalım. Buradaki kesiklerden içeriye doğru oturtuyoruz bunu. Bakın böyle boyutlu oluyor. Şimdi göl arkada kaldı. Üçüncü ne koyalım? Üçüncü şunu koyalım bakalım. Fillerin önünde atlar, kaplanlar ilerlesin. At yanlış koyduk. Kaplanlar ilerlemiyor, savaşıyorlar. Savaşsınlar. Bakın gittikçe boyut kazanıyor. Vay, güzel oldu. Evet, en önde de bu olsun bakalım. Çok güzel oldu. Evet, süper oldu Mira. Evet, gayet boyutlu duruyor. Çok güzel oldu.
Şimdi mesela böyle küçük hayvancıklarımızı buralardan çıkartıp oynayabiliriz. En arkadaki bu göl falan gayet güzel görünüyor. Gel bak Mira. Bak. Çok güzel böyle oldu. Böyle mi yaptın? Evet. Çok güzel görünüyor. Oynayabilirsin artık. Fil fil. Şuradan da at gelsin. Patinaj çekti at. köpek ablasın. Süper bir sahneye bak da. Şurada kartalın da kanatları alt gözüküyor. Evet, biz şimdi bu sahneyle güzel oyunlar oynayacağız. İyi bir aktiviteydi. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Umikids'i Instagram sayfasından da takip edin, olur mu? Görüşmek üzere. Bye bye. Hoşça kalın. Hoşça kalın.